İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere ait koca bir denizaltı sadece basit bir tuvalet arızası nedeniyle batmıştı. Almanya'nın U-botları gemileri batırmadaki inanılmaz etkisi sayesinde savaş boyunca ciddi bir tehdit olarak gösteriliyordu. Önemli teknolojik ve mühendislik avantajlarının yanı sıra müttefik denizaltılarına kıyasla oldukça gelişmiş bir tuvalet sistemine de sahipti. Gemi su altındayken bile atıkları doğrudan denize püskürten yüksek basınçlı bir sistem kullanılıyordu. Başarılıydı ama biraz karmaşıktı. Ne yazık ki Kaptan Karl Adolf Schlitt de bunu zor yoldan öğrenecekti. Kaptan 14 Nisan'da derin deniz tuvaletini ziyaret etti ve bir şekilde yanlış vanaları çevirerek sifon sistemini bozdu. Sorunu çözmesi için mühendis çağırdı ancak durum daha da kötüye gitti ve nihayetinde insan dışkısıyla birlikte deniz suyu da içeriye akmaya başladı. Bu şekilde U-Bot'u battı ve savaştaki rolü sona erdi. Gemideki askerlerden 4'ü boğulurken geriye kalanlarsa savaş esiri olarak yakalandı. 2012'de keşfedildiği tarihe kadar da enkazı yaklaşık 70 yıl boyunca suyun derinliklerinde kaldı.